arkadaşlarımız en ufağından yani sigara izmaritinden tutun da efendim işte bugün mangal yakmayla ilgili başımıza gelen bir imtihan oldu. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz sizlerden her zamankinden çok daha fazla özellikle bugünden önümüzdeki bir hafta boyunca hassasiyet bekliyoruz. Gözümüz gibi korumak zorundayız. Ama Allah muhafaza burada olduğu gibi bir yangınla karşı karşıya kaldığımız zaman da tüm işimiz yangının bir an önce söndürülmesi. Bununla da ilgili tüm hava unsurlarımız sadece orman, Tarım Orman Bakanlığımız açısından değil ama az önce de zikrettim İçişleri Bakanlığımız ve Savunma Bakanlığımızda diğer kurumlarımızda ne varsa hepsi burada. Ve akşama doğru da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Can Azerbaycan'la ilgili bir girişimi yarın sabah da bir 12 tonluk büyük bir uçakta İzmir'de yine görev alacak. Onu da burada ifade etmek istiyoruz. Tabi bu arada biz tedbir amaçlı yerleşim yerlerini tahliye ettiğimiz bir gerçek var biliyorsunuz. Burada da iki mahalleyle ilgili bir... Evet efendim, burada hem Uşak'ın hem Manisa'nın iki ilimizi etkilediği için biz toplam 21 tane 63-53 evet. Şahıs. Burada da yine İzmir'le ilgili bugün ben sosyal medyada paylaştım. Şu ana kadar 4159 vatandaşımızı biz güvenli yerlere tahliye ettik. Şunu söyleyerek cümlemizi tamamlayalım. Sizin için de bizim için de burada konuşmak zor. Biz İzmir'de, Bolu'da ve diğer yangının olduğu yerlerde zarar tespitlerini ve varsa hasar tespitlerinin ön hasar ve zarar tespitlerini yaptık. Pazartesi günü öğlene kadar da bunların kesin zarar ve eşya zararları ve işte mal zararları evleriyle ilgili, haneleriyle ilgili, binalarıyla ilgili varsa onların da hasar tespitlerini bitireceğiz ve süratle bu vatandaşlarımıza afet olarak gereken yardımları her zaman olduğu gibi destek ödemelerini yapacağız. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Son olarak da şunu söyleyelim. Değerli arkadaşlar, 13,5 milyon lira ilk etapta ilgili valiliklerin hesaplarına, AFAD hesaplarına para gönderdik ki buradaki bu çalışmalara ve vatandaşlarımızın, tahliye olan vatandaşlarımıza bir can suyu olsun. Ama bunu dediğim gibi, az önce dediğim gibi hem zararla ilgili hem hasar tespitleriyle ilgili kesinleştiği andan itibaren biz son derece hızlı bir şekilde bunları ilgili vatandaşlarımıza aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi ormanla ilgili bu yangınlarla mücadelede gerçekten hem desteklerini hem de an ve an bilgi arz ediliyor. Orman Bakanımız bizler, tüm ilgili kamu kurumları ve onun da geçmiş olsun dileklerini buradaki hem Uşak hem Eşme'deki tüm vatandaşlarımıza iletmek istiyorum. Allah tekrarından korusun diyorum. Tedbir, tedbir, tedbir diyoruz ama bir yangınla karşılaşıldığı zaman gece gündüz demeden, saat farkı gözetmek istediğin, uykusuz kaldık demeden bu şekilde büyük bir heyecanla, aşkla çalışıldığını görüyor olmaktan da büyük bir memnuniyet diyoruz. Sizlerle iftihar ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4000'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. O da Uşak'ta. Bu arada tabii farklı noktalarda hala yangınlarla mücadele devam ediyor. İzmir'de, Aydın'da, Karabük'te farklı noktalarda, Bolu'daki yangın hala devam ediyor. Uşak'ta bugün akşamüstü çıkmıştı yangın. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumak'la açıklamıştı. İçişleri Bakanı da sahada şu an son açıklamaları yaptı. Biz hemen Aydın'a gidelim. Aydın'da Vural Efecik bekliyor bizi. Orada gece maalesef alevlerin yükseldiğini görmüştük yaklaşık 2 saat önce. Şimdi daha da yükselmiş durumda. Nedir son durum? Hemen sözü Vural Efecik'e bırakacağım. Evet, Aydın Bozdoğan'da başlayan orman yangını Muğla sınırına yaklaşmıştı. İşte bugün bu şu saat itibariyle yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim ki
dakikalar öncesinde 2 adet gece görüştü helikopter özellikle yangın hattının o çizgi bölümünde söndürme çalışmalarına havadan destek vermişti. Zannediyoruz ki yakıt ikmali için şu anda üstlerine gittiler. Biraz sonra da dönüp tekrar buradaki çalışmalarına devam edecekler. Evet, Bozdoğan yangınında şu yangını devam ediyor ki Kavaklıdere sınırına artık yaklaştı. Hatta aştı bile diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Çetin Ulaş gösterecek. İşte o çizgi halindeki alevlerin bulunduğu noktanın diğer tarafı Aydın. Çizginin olduğu bölümde o tam Muğla-Aydın sınır hattını oluşturuyor. Yangının da bu noktada devam ettiğini ifade edelim. Bizler A Haber ekibi olarak Çavdır Mahallesi'nde bulunuyoruz. İşte buradaki tehlike hemen kameraman arkadaşım gösterebilirse bu düşük vadinin bulunduğu noktada Çavdır Mahallesi'ne doğru ormanlık bir alan bulunuyor. Alevlerin o noktaya sıçraması neticesinde Çavdır Mahallesi'nin de büyük bir tehlike altında olacağı ifade ediliyor. Ve hemen o dere boyunda bulunan noktada Arazözler konuşlandırılmış durumda. Arazözler alevlerin Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçramaması için buradaki çalışmalarını gün ışığıncaya kadar devam ettirecekler. Tabii gün boyunca havadan helikopterler, uçaklar Yeşilköy alanında büyük bir çalışma gerçekleştirmişti ki yangının o noktaya doğru sıçramaması için o noktadaki yangının sıçrama tehlikesi atlatıldı. Ancak işte gece yarısı gece görüş helikopterlerinin de hava desteğiyle birlikte yer ekipleri de burada gerçekten canhıraş bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Hem alevlerin önünü alabilmek için hem de yerleşim noktalarına yaklaşmaması için gece boyunca buradaki mücadelenin devam ettiğini ifade edelim. Tabii ki Çavdır Mahallesi'nde de aslında tedbirler alınmış durumda. Köyde mahallenin birçok noktasında da hem arazözler hem itfaiye ekipleri bunun yanı sıra jandarma tomaları da bekliyor bu noktada. Eğer Allah korusun alevler bu noktaya sıçrarsa müdahale için her türlü tedbirde alınmış durumda. Diğer taraftan kolluk kuvvetleri de mahalle içerisinde güvenlik tedbirlerini arttırmış durumda. Ümit ediyoruz ki şu saat itibariyle rüzgarın hızı oldukça düşük ve rüzgar ters yönden esmiyor. Yani batıya doğru estiği için alevler de Çavdır Mahallesi'nin tam ters noktasında ilerliyor. Ancak rüzgar yönünü değiştirmesi durumunda işte o korkulan olacak. Bunu hiç ümit etmiyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Gece görüş helikopterlerinin de çalışması yangının söndürülmesinde oldukça büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade edelim. Toparlayacak olursak Bozdoğan yangınında ikinci gün ve alevlerle mücadele devam ediyor. Yer ekipleri bunun yanı sıra hava unsurları da gün ışığıncaya kadar buradaki çalışmalarını devam ettirecekler. Eğer rüzgar da bu şekilde yönünü değiştirmeden giderse ümit ediyoruz ki gün ışığında hava unsurları, uçaklar ve helikopterler de tekrar bölgeye sevk edilecek ve çalışmalarına başlayacaklar. Rüzgar da bizim istediğimiz gibi, yani daha doğrusu burada yangın söndürme ekiplerinin istediği gibi yönde eserse ümit ediyoruz yarın yangın bir anlamda hem enerjisi düşürülmüş hem de oldukça çevrelenip kolaylanmış olacak diyerek sözü Bozdoğan'dan size bırakalım. Vural Efecik, çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Aydın'daki yangın, yani senin arkandaki görüntü hakikaten böyle bu hani bir film stüdyosu gibi. Yani Allah yaşatmasın diyeceğimiz maalesef her şeyi görüyoruz. Çok geçmiş olsun. Seni biraz dinlendirelim. Urla'daki yangından yeni görüntüler var. Ben onu paylaşmak istiyorum. İzmir Urla burası. Balıklıova mevki. Biraz iyi bildiğimiz için Urla'yı anlatalım isterseniz Coşkun Başbuğ. Yani siz de oralı sayılırsınız. Ben de oralı sayılırım. Balıklıova biraz daha aslında Karaburun'a doğru yakın. Çok da böyle bir küçük balıkçı kasabasıdır. Yani gerçekten böyle birkaç restoranın ve birkaç sitenin olduğu, oranın yerlilerini ve yazlıkçılarını yaşadığı küçücük bir yerdir. Orada makilik alanda çıkmış ama maalesef rüzgar çok şiddetli. Bir de İzmir'de son 2-3 haftadır, yani zaten bu sene çok sıcak geçti de 35-36 derece. Ama Urla'daki yangın, hani şu makilik alanlardaki yangına biz Urla'da çok alışkınız. Zaman zaman çıkar, zaman zaman söner. Hatta ben 2 hafta önce gittim Coşkun Başbuğ. Yine yangın vardı yani ben gittiğimde, ama çok küçük bir yangındı. Havadan helikopterler de müdahale ediliyordu. Böyle 1-2 saat içinde söndürmeyi başardılar. Ama
bu biraz büyümüş. Yani makilik alanda çıkmış, sonra bayağı bir sıçramış, yayılmış ve maalesef bir tehlike var. Tekrar edeyim, Balıklıova burası. Yani Urla'nın merkezinden biraz uzaktır. Arabayla belki yarım saat 40 dakikada gidiyorsunuz. Karaburun'a daha da. Karaburun'a yakın. Yakın evet, Karaburun'a daha yakın. Ama dediğim gibi çok küçük bir yer, birkaç restoran, birkaç site, böyle yazlıkçıların olduğu. Evet, butik bir yerdir yani. İnsanlar genelde orada, hani çok küçük bir kesim yazlıkçılar, yerliler ve 3-5 restorana da böyle balıkçı, küçük balıkçı gibi restoranlar yani. Lüks yerler de değil, öyle oralara yeme içmeye giderler ama alabildiğinize orman bir yer. Yani alabildiğinize ağaç orman bir yer. Dediğim gibi biz buralarda normal şartlarda makilik alanlarda çıkan yangınlara yazın çok alışkınız. Hani yanar, birkaç saat içinde kontrol altına alınır. Bölgenin maalesef şey yani doğası gereği de öyle. Ama hiçbir yangın kendine yani durduk yerde çıkmıyor. Değil. Hiç, hele ki makilik alanda da öyle ama bu görüntüler çok kötü. Yani yayılmış durumda şu an. Merve, şimdi Urla, Çeşme ve bu coğrafya yani Karaburun da aynı şekilde. Karaburun da aynı şekilde zeytinlikleriyle, ormanlarıyla evet, bilinen maalesef yer. Ve gerçekten şu manzarayı gördüğüm an hani elbette Aydın da benim, diğer yerler de benim ülkem ama insanın içi yanıyor ve içi acıyor. Neden biliyor musun? Yani ben emekli bir asker olarak çok ağaç dikme işte töreninde, bayramında bulundum. Aynı zamanda böylesi orman yangınlarına karşı sivillerde ya işte insanların evleri yani evini barkını geçtim gerçekten bu o kadar kötü bir şey ki olduğunuz yerde hani yaşadığınız yerin yanması gerçekten çok üzücü. Bakın siviller direkt gidiyorlar. Şimdi birçok yerde de bu şekilde orman yangını söndürmek üzere de görev aldık. Orada evlat gibi büyüttüğünüz ağaçlar. İşte fidan dikme her yıl Silahlı Kuvvetler'in en sevdiğim faaliyetlerinden birisidir uyguladığı. O küçücük naylon tüplerde getirip eşerek oluşturmaya çalıştığın ormanlık bir alana gözün gibi bakıyorsun. Günlerce gidiyorsun, sürüyorsun, tutan, tutmayan, kuruyan değiştiriyorsun. Büyük emek var. Tam büyütüp işte sefasını süreceksin görseliyle, ondan elde ettiğin katma değeriyle. 3-5 tane neydi belirsiz, kendini bilmez. İşte piknik veya bir başka sigara ateşi vesaire sağlığa zararlı olan o maddenin sebebiyle bütün ormanları bir anda ateş topuna çevirecek. Bu gerçekten üzüyor. Burası sitelerin yukarısı ya, ben biliyorum burayı. Direkt şey geçiyorsunuz, sahili bitiriyorsunuz, yukarı çıktığınız yer. Ya çok üzücü ya. İnsanlar gerçekten hani can hıraç her yerde. Siviller de insanlar hiçbir şey olmadan yani korunakları olmadan da gidiyorlar böyle. Maalesef çok kötü. Yani dediğim gibi normal şartlarda biz hani çok alışkınız bu Urla'da makilik alanda çıkan yani. Çünkü o kadar büyük bir yer ki Burak Hocam siz de biliyorsunuz hani anında böyle çıkıyor ve orada biraz tabii tedbirler de çok yaz aylarında. Helikopterler hemen müdahale ediyor ama bugünkü galiba rüzgar da çok şiddetli. Deniz kenarı bir de orası. Tam denizin üstü burası. İyice yani kontrolden çıkmış durumda. Bitirdin buyurun, mi abi? Buyurun, Yürü. Buyurun. Tabii. Şimdi önce sakin başlayın. Söyleyeceğim söyleyeyim. Ben 44 yıldır Muğla'nın Karaca Söğüt köyünde senenin 4 ayı 5 ayı evimde orada yaşıyorum. Neredeyse kendimi bildim. Yaşımla denk. Böyle olaylar çok hatırlamazdık çocukluğumuzda. Yangınlar. Bir tek 90'larda çok facia bir şey çıktı. Bunu içinde olduğumuz için net hatırlıyorum. O çam kozalakları var ya. Böyle roket gibi. Öbür tarafa atar orada yangın çıkar. İçinde kaldık yangının. Çocuktum. Ha, eski yangından bahsediyor. 90'ların başında o meşhur oldu ama çok böyle olmazdı her yaz her yaz. En son iki tane yangında o köydeki arkadaşlarımızla birlikte yangına müdahale eder hale gelecek kadar yaklaştı. Ve bu çok sıklaştı. Şimdi bu yangın işinin üç tane temel sebebi var. Bir, mevsim, iklim ne diyeceksek ekosistemdeki değişiklikler.
Buna yapabilecek bir şey var mı? Dünyayı mahvetmişiz zaten. Bu hale getirmişiz. Bu saatten sonra ancak ve ancak işte önlemlerle, teçhizatlarla vesaireyle bir noktaya getirirsiniz. Kimse şunu sanmasın. Orada bir helikopterin suyu alıp kaç dakika sürüp gidip attığı yer, etkilediği yer bunu görmeyen, bilmeyen şey sanmasın. İşte 20 tane de 50 tane de helikopterin alsa aldığı su belli, attığı su belli. Tabii. Dolayısıyla burada Coşkun abi, Ekrem abi biraz önce bir şey söyledi. Çok doğru. Maharet çıkartmamak. Ama donanımınızı da elinizden geldiğince yapacaksınız. Bunu bir kenara koyuyorum. İkincisi, kötü niyetli yangın çıkartanlar. Bu teröristtir, terör eylemidir. Bununla ilgili de söylenecek bir şey yok. Cezası bellidir. Yapılması gereken bellidir. Şimdi benim takıldığım ve maalesef bizim normal il işte ihmal vesaire diye bahsedilen üçüncü konu var ki aslında bunların hepsinden daha çok sebep olan nokta. İhmal mihmal değil. Bakın çok net söylüyorum size. Terörle bir tuttuğum bir iştir bu. Buna salaklık mı dersiniz, ne dersiniz hiç umurumda değil. Yani kelimelerimi elimden geldiğince düzgün seçmeye gayret edeceğim. Bu mesela trafikte de vardır. Hı hı. Magandalar. Ehliyet verirsiniz. O araba kullandığını sanır. Ama bir sürü insanın hayatını tehdit eder. Bunun terör eyleminden bir farkı yok. Evet. Direkt bir adama sıkmaktan bir farkı yok. Böyle arkanıza gelir trafikte. O oradan güç alır. Egosunu oradan toplar. Çünkü arabayla var oluyor. Abi bizde çarpışan araba gibi araba kullanıyorlar. Tabii bekler böyle sağa geç falan yarış diye. Gibi... Çünkü gücünü oradan alır. Oyunlar psikolojik gibi bir sorundur. Bizim trafik yani. Araba yarış oyunları gibi bizim trafik. Trafiğe neden girdim? Şu yüzden girdim. Kendi arabanın içini temiz tuttuğunu varsayıp dışarıya çöp attığında arabanı temizliyorsun sanan bazı zihniyetlerle yaşıyoruz biz. Bunu unutmayın. Şimdi buralarda adam gidiyor piknik yapıyor. Lalettayin bir şekilde işçiliğini gördü ya, yemeğini yedi ya, keyfini yaptı ya. Oraya öyle bıraktığı zaman olayın nereye gidebileceğini tahayyül edemeyen bir kafa gerçekten sıkıntılıdır. Peki buna ne yapmak lazım? Bakın bunun çözümüne bakmak lazım. Çünkü bu kafa trafikteki hocam, de aynı bunun, kafa. Bak, ceza bunun ceza. Yangını çıkaran şey yani. Ceza meza değil sadece. Onlar olacak zaten. Şimdi bakın bu önemli bir şey. Biraz önce söylediğim tabiri unutmayın. Kendi arabasındaki çöpü temizleyip dışarı atan birine bunu anlatabilir misin? Ceza mı bu adamı durdurur? Kafa bu. Evet. Bakış açısı bu. Ya o sigaranın, tütünün, neyse elinde yanan şeyin arabadan dışarı attığın zaman nereye varabileceğini düşünemeyen bir kafa. Bu ihmal mihmal değil. Biraz önce kullandığım tabir de az geliyor. Hocam ben 2 hafta önce Urla'daydım. Normal halk plajı yani böyle biz orada girdiğimiz bir yer yani küçücük bir... Sahil bile değil, kumsal gibi küçücük bir yer. Yani 3-5 aile var yok. Adam elinde sigara sağlığa zararlıdır. Sigarasıyla girdi denize. Tüttürdü, tüttürdü, tüttürdü. Ondan sonra döndü, attı. Çoluk çocuk orada, herkes genç yaşlı. Bir sürü insanız ya. Ya böyle bir hakkınız var mı sizin? Sen nasıl elinde sigarayla denize girip ondan sonra onu atamazsın yani? İşte, bunu da mı devlet durdursun ya? Bunu da mı devlet sana yapma desin şimdi yani? Şimdi geliyorum söylemek istediğime tam bu noktada. Heh. Bakın bazı şeylerin, biz ilkokuldan itibaren bir müfredatımız var ya bizim. Bence Türkiye'deki ilkokuldan itibaren okutulan müfredatta yıllarca her gelen iktidar bir öncekinin yaptığına değişiklikler yaptı. Bence çok eksiklerimiz var biliyor musunuz? Mesela vatandaşlık dersi vardı, hatırlar mısın? Evet. Var mı hala bilmiyorum. Yo. Vatandaşlık dersi dediğin de derste vardı. Bir birey olmanın önemini anlatman lazım. Bu ülkede yaşıyorsun ya. Hani bu bir büyük şey gibi düşünün. Ev hepimizin bir hissesi var. Ya senin, benim değil sadece. Coşkun abinin, Ekrem abinin değil. Onun özgürlüğü benim özgürlüğümün başladığı yerde bitiyor. Tabii ki. Ya istediğin gibi kullanamazsın burayı. Dolayısıyla bu sistemin içerisine, eğitim sisteminin başından itibaren bir bireyin vergi vermesi ne demektir? Toplumun genel alanları kullanması ne demektir? Herkesin ağzında vatanseverlik. Ben bayılıyorum mesela. Tabii, tabii. Herkes vatansever. Lafa gelince herkes vatansever. Çok kolaydır vatansever olmak ya. Ağızdan tık diye dökülür. Bak çıkalım şimdi sokağa. Herkes naralar atar. Ben vatanseverim, ben vatanseverim. Vatan sevmek bedel ister. Vatan da seni sevecek. Ve bu böyle sadece
milliyetçilik naralarıyla olmaz. Çok kolay ya. O hisler kolay, hepimizde var. Mühim olan sen vatanın seni sevmesi için ne yapıyorsun? Mesela çöpü ayaklarını kaldırıp çöpe kadar götürebiliyor musun? Vermen gereken vergiyi verebiliyor musun? Temizlemen gereken bir şeyi temizleyebiliyor musun? Bak, vatanseverlik o kadar basit bir şey değil, sadece ağızdan çıktığı kadar. O yüzden ne demek istiyorum sözün özü? Evet. Elimden geldiğince şeyli konuşmaya gayret ettim. Dikkatli. Sakin. İlk okulun başından itibaren, inanın bana çok net söylüyorum. Bir sürü dersin öncesine bir birey nasıl olunur? Önce birey. İnsan olmanın temel değerleri. Evet. İşte vatandaş. Vatandaş olmanın temel değerleri. Bir, toplum içinde yaşamanın kuralları. Yani bunları öğretmeyi önceliğimiz haline getirmediğimiz müddetçe kimse kusuruma bakmasın. Televizyonlarda bütün partiler, partilerin temsilcileri farklı noktalarla ilgili hep tartışırlar. Ekonomiydi, oydu buydu. Ya bırakın her şeyi. İlkokuldan itibaren bir bireyin, bir insanın yetişmesine dair ne olması gerektiğini tüm toplum olarak evden okula bunu bir felsefe haline getirmediğimiz müddetçe isterseniz dünyanın en iyi ekonomisi olalım. Tabii. Önce. İsterseniz dünyadaki en büyük güzellikler bizde olsun. Bunları kullanmayı, bunları yaşatmayı, aynen, bunları öyle bir noktaya getirmeyi bilmedikten sonra bir yerden bir yere gidemez. Doğru. Bu arada ekrandaki görüntü, Urla'daki yangın görüntüleri, hani sivillerin de müdahalesi devam ediyor orada. Yani hem ekipler çalışıyor ama insanların da direkt olarak gidip böyle müdahale ettiğini, can hıraç mücadele olduğunu görüyoruz. Bir Yamanlar'a gidelim. İzmir Yamanlar'da da yangın çünkü hala devam ediyor. Tekrar Urla'ya döneriz. Burası Balıkdova bölgesi. Yukarıda makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle çok kısa sürede büyüdü. Ekiplerle birlikte oradaki çevre halkı, bölge halkı da müdahalesine devam ediyor. Çok ciddi bir alevlerle mücadele var. Görüntüler gittikçe de kötüleşiyor maalesef. Tayfuner hazırsa eğer hemen bir Yamanlar'a gidelim. Tayfuner'e döneceğim hemen. Oradaki son durumu soracağım. Tayfuner. Öncelikle Urla'daki yangını biz de takip ediyoruz tabii ki uzaktan. Yaklaşık 22 kilometrelik bir rüzgar söz konusu ve %40'lara varan nem. Nem aslında avantaj. Ayrıca bölgedeki, siz de ifade ettiğiniz, makilik alanda devam ediyor. İşte rüzgarın da etkisiyle makilik alanda ormandan daha fazla hızlı bir şekilde yangın ilerliyor ve işte oradaki videolardan da net bir şekilde gözüküyor. Şu anda Yamanlar yangının bulunduğu bölgedeyiz. Şu anda burada da rüzgar yaklaşık 3-4 kilometre hızla esiyor. Oldukça düşük bir rüzgar var ve yaklaşık 1,5 saat öncesinden başlayan tek bir gece görüşlü yangın söndürme helikopteri şu anda bulunduğumuz Sancaklı köy yangının işte gündüz saatlerinde Yamanlar Tabiat Parkı'nın bulunduğu noktaya ulaşmasının başlangıç noktası Sancaklı Köyü'nün olduğu bölgeydi. Ve orada işte şu anda gece görüşlü helikopter yakıt ikmali yapmak için gitti. Ve şu anda işte geçtiğimiz 3-4 saate göre oradaki tütmeler ve alevler minimum düzeye indi diyebiliriz. Tabii ki dünle bugünü karşılaştıracak olursak bugün daha avantajlı. Hava şartları bakımından alanda çok farklı noktalarda patlamalar vardı. Bugün itibariyle işte gün boyu süren yoğun yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan belli bir düzeyde devam ettiği için aslında şu noktaya gelindi diyebiliriz. Ancak sabah saatleriyle birlikte rüzgarın hızı eğer artarsa yine tabii ki yangının ilerlemesine neden olabilir. Tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'le birlikte görüşmesinden sonra 23'te Adnan Menderes Havalimanı'na bir yangın söndürme uçağı, tanker uçak indi ve o da İzmir'deki yangınlara müdahale etmek için sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başlayacak. Tabii ki yine Orman Genel Müdürlüğü'nün aslında önemli bir duyurusu var bugün. Önümüzdeki 10 gün içerisinde orman yangın riskinin en yüksek noktada olduğu ifade edildi ve bu anlamda hemen sizleri illeri saymak istiyorum. Çanakkale, Aydın, İzmir, Denizli, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Burdur, Kastamonu, Isparta, Bolu, Amasya. Bu 10 şehirde yangınla ilgili büyük risk olduğu Orman Genel Müdürlüğü'nün
sosyal medya hesabından bugün duyuruldu. Tabii ki bu orman yangınlarına sebep olanlar, özellikle Yamanlar yangınında tabii ki 3 kişi aranıyor. Ödemiş'te 2 kişi gözaltındaydı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenen İzmir Tire'de 3, Ödemiş'te 2, Bayındır'da 1, Karşıyaka ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Aynı zamanda Bolu'nun Göynük ilçesinde de gözaltına alınan 4 şahıstan ikisi tutuklandı. İkisi de hakkında adli kontrol kararıyla salıverildiğini ifade edelim. Son olarak Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün 17.38 itibariyle 49 yangın vardı. Şu saat itibariyle Türkiye genelinde 66 yangın var. 61'i kontrol altında, 5'i ise devam ediyor. İşte Yamanlar'daki yangında bunlardan bir tanesi, Bozdoğan Gördes yangınları da devam ediyor. Biz gelişmeleri aktaracağız diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkür ederim Tayfun Er. İzmir Karşıyaka bölgesinde son durumu anlattı. Bu arada ekrandaki görüntülerde tekrar edeyim, Urla'dan geliyor. Sanıyorum orada şu an, hani ben göremiyorum tabii görüntülerde, gece de olduğu için, ama havadan bir müdahale var mı yok mu bilemiyorum, ama bayağı artık insanlar hani alevlerin yanına kadar girmişler. Yola çok yakın zaten Merve. Yani zaten evlerin hemen yukarısı. Zaten evler dediğiniz hani birkaç site var orada. Bilirsin, daha da kötü tarafı, ben işte saat 3'te İzmir'deydim. Rüzgar vardı ve giderek artıyordu. Yani her şey kötü gider mi? Gidiyor. Rüzgar çok, nem düşük, biraz daha işte şey, sıcaklık zaten çok yüksek. Merve, her şeyin başı insan. Yani bunlar dolaylı nedenler, ama doğrudan neden insanın ta kendisi. Dediğin gibi o bölgede yok mangal ateşi, yok piknik ateşi, yok işte o sağlığa zararlı maddenin ateşi. Yani bir şekilde insan müdahalesiyle çıkan yangınlar. Ya ormanlara girmek ne güzel, bir ara yasaklanmıştı. Herhalde yasak, gene çoğu yerde, gene işte çoğu yerde yasak, evet. Ama başka yerde gidip burada yine çok katı kurallar, çok katı uygulamalar getirilmeli. Peki. Çünkü bak, belki 30-40 seneyi çöpe atıyoruz. Ve saatler içerisinde, saniyeler içerisinde. Az önce bir safahattan bahsettik. İşte dikiminden tut, o yetiştirmeye kadar geçen süreç içinde. Şimdi yazık günah değil mi? Bak orada daha yeni görüyorum, boyumuz kadar çam fidanları var ve gitti. Ne uğruna? İki tane kendini bilmez, keyif yapacak, eğlence yapacak. Valla cezaların artırılması çok çok caydırıcı olması gerekiyor maalesef. Ve ben orada senden fikirim. Yani bu orman ne sizin ne benim, herkesin, kimsenin kişisel alanı değil, yazık günah, gidiyor ben yanıyor. Senden fikirim. Ondan sonra şey de değil, ev de değil, yerine yapamıyorsunuz. Bunun işte Marmaris'e yangından sonra gittim, inanılmaz da 4 sene geçmiş, daha yeni yeni yeşermeye başlamış. Maalesef yani bunlar ne zaman kontrol altına alınacak?